Merhaba bugün güneş sistemi ve ötesi ile ilgili 5 tane soru çözeceğim. Birinci sorudan hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Birinci soru şöyle diyor. Uzaya giden astronotların dünyadan farklı koşullara uyum sağlayacakları özel giysileri giymeleri gerekir. Buna göre uzay giysileri özelliklerinden hangilerine sahiptir? Öncelikle uzay giysileri hakkında kısa bilgi verirsek uzay giysileri yaklaşık olarak 15 kattan oluşur. Bu katlar plastik de olabiliyor. Plastik aynı zamanda alüminyum katlardan oluşuyor. 15 katın olmasının sebebi sıcaklığı koruma amaçlı ve aynı zamanda bazı küçük göktaşları çarptığı zaman zarar vermesin bir de güneşin radyasyonundan korunma amaçtır. Bir de bunların tam olarak iç kısımlarında yani en iç kısımda aynen bir öyle bir şişme balon gibi şişirilen bir kısmı bulunur. Bu da iç basıncı koruma amaçlı yapılır. Bakalım Birinci ifade güneşin UV yani ultraviyole ışınlarından korur. Bu radyasyonu ifade ediyor. Tabii ki bu doğru. İki basıncı ayarlar. Evet bu en içteki kısım hava basıncını hava ile şişirilen kısım iç basıncı dengeliyor. O yüzden bu da doğrudur. Vücut sıcaklığını sabit tutar. Zaten bu 15 kat plastik ve alüminyumdan yapılan kat kat kısım da vücut sıcaklığını koruma amaçlıdır. Ve aynı zamanda tabii ki darbelerden koruma amaçlı. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1 2 ve 3'tür. İkinci sorumuz şöyle diyor. Dünyanın birçok ülkesi farklı amaçlarla uzaya uydular yollamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uyduların yollanma amaçlarından değildir? A şıkkı zararlı güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını önlemek. Bir defa uydular buna engellemesi mümkün değil. Çünkü zararlı güneş ışınları atmosferden geçerek dünyamıza geliyor ve tüm atmosferimizi kapatacak bir örtü olması gerekiyor ki bundan korunalım. Ama zaten dediğim gibi bunu atmosfer yapar, atmosfer güneşin zararlı ışınlarından bizi korur. O yüzden bu ifade uyduların görevi değildir. Doğru cevabımız tabii ki A'dır. Diğerlerine bakalım. Haberleşmeyi sağlamak bunu yapıyor, uluslararası güvenliği sağlamak bunu da yapıyor, hava durumu ile ilgili bilgi sağlamak bunu da yapıyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Kısa bilgi verirsek uyduların ne görevler yaptığı? Mesela burada olduğu gibi haberleşme ile ilgilenir. Hava durumu demiş burada meteoroloji ile ilgilenir. Uluslararası güvenlik demiş. Güvenliği sağlamak bu gözetleme uydularının görevidir. Bunlar askeri amaçta kullanılır. Bir de gözetlemeye ismi benzeyen gözlem uyduları vardır. Gözlem. Gözlem uyduları da harita yapımıyla ilgilidir ya da bir çevre faciası olacaksa onu e, inceler. Aynı zamanda navigasyonla ilgili navigasyon uyduları bulunur. Bunlar da tabii ki radyo sinyalleriyle GPS e, sayesinde mobil yani bizim kullandığımız telefonların nerede olduğunu tespit eder. Eee uydular vardır. Biy uydular da canlıları taşıma amaçlı kullanılır. Örneğin bir deneysel bilimsel bir deney yapılacak, o canlıyı taşıma amacıyla kullanılır. Astronomi uyduları vardır, gök cisimlerini inceler. Bir de katil uydular vardır. Anti uydu silah sistemleri. Bunlar da diğer uyduları yok etme amacı kullanılır. Tabii biz savaş durumunda direkt olarak uyduyu yollayıp diğer gök diğer uyduları yok eden bir sistem sürekli aktif değildir ama bu aynen bir savunma sistemi gibi orada bulunur. Devam edelim. Üçüncü sorumuz diyor ki göktaşları dünyanın dışında biriken metal çöp yığınlarına çarptığında hızlanarak dünyaya yönelir. Ve kullanılmayan yapay uydular ise aktif uyduların çalışmasını engelleyerek dünyada iletişim sorunlarına neden olur. Grafikte dünya etrafındaki uzay çöplüğünün 1950-2015 arası değişimi verilmiştir. Buna göre hangileri söylenemez. Baktığımız zaman çöp miktarı ve yıllar arasında bir grafik var. 1950'den başlıyor. 80-95- 2005 o 2010 ve 2015 sürekli bir artış görüyoruz. Bakalım bir uzay kirliliği uzay araştırmaların artmasıyla birlikte 1995'ten itibaren hız kazanmıştır. Baktığımız zaman 1980'dekinin yaklaşık 1-2-3 katı kadar bir şey. Böyle 3 kat artış asla olmamış gördüğünüz gibi biraz daha artmış biraz daha artmış ama burada 3 kat bir artış var. O yüzden e, hız kazanmıştır ifadesini burada kullanabiliriz tabii ki. Bu ifade doğrudur o yüzden söylenebilir. Ama biz söylenemez arıyoruz. Bakalım 1950 yılından itibaren uzay kirliliği giderek dünyaya tehdit eder hale gelmiştir. Şimdi uzay kirliliği olabilmesi için e, uzaya yollanan araçların çoğalması lazım. Ama baktığımız zaman 1950'de zaten pek bir şey de yollanmamış. Yollanmadığı için de tabi tehdit oluşturacak bir şey yok. Çünkü bunların burada da olduğu gibi bir göktaşlarıyla çarpışması ya da tarihi geçmiş olan uyduların hala aktif olan uydulara çarpması gibi problemler olması için oranın bir kalabalıklaşması lazım. Ama 1950'de böyle bir kalabalık yok. O yüzden bu tabii ki söylenemez. Bunu alıyorum. 3. Uzay çöp miktarı insanların iletişim yollarını tehlikeye düşürmektedir. Burada da şu ifadede kullanılmayan yapay uydular ile aktif uyduların çarpışması çalışmasını engelleyerek dünyada iletişim sorunlarına neden olur gibi bir ifade var. O yüzden bu ifadede söylenebilir tabii ki. Söylenemez olan yalnız 2. Dördüncü sorum diyor ki uzay için araştırmalar yapmak için kuruluşlar rastlataneler yani gözlem evleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet dünyada uzayla ilgili araştırma yapmak istiyorsak gözlem evleri kurarız. Bu gözlem evlerinin bazı şartları vardır. Bazı şartları derken kurulmak için uygun yerlerin şartları vardır. Bakalım şehir dışında kurulur. Evet çünkü burada fazla ışık olması istenmez. Fazla ışık olmayacak bir de oldukça da yüksek bir yerde olması gerekiyor. Şehir dışında kurulur. Fazla ışık olmaz o yüzden doğrudur. Yüksek yerlerde kurulur. Genelde dağlık yerlerde kurulur. Bu da doğrudur. Şehir ışıklarını alabilecek yerlerde kurulur. Bunların ışıkla alakası yoktur. Çünkü e, atmosferin dışındaki bölgeden ışıkları algılamak üzerine kurulu olduğu için başka ışıkların buradaki yansımalar sebebiyle e, ölçümlere zarar verdiği için tabii ki ışık olmayan yer tercih edilir. Şehir ışıklarına bir ihtiyacı yoktur. Hangileri doğrudur diyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Son sorumuz diyor ki, ömrü sona eren yıldızlardan geriye kalan kara delikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım, bir merkezinde etrafındaki her şeyi içine çekebilecek güçlü bir çekim vardır. Evet, etrafında yaklaştıkça hepsini içine çeker. Zaten şöyle sürekli içe doğru, tabi burada bir çekim olanı oluşur ve bu kap karanlıktır. Karanlık olmasının sebebi ışığı da yutmasıdır. Zaten ikinci ifadede ondan bahsediyor. Bu ifade doğru. Işık enerjisi kendisine çekerek çekebilecek güce sahiptir. Işığı çektiği için karanlık bunu yuttuğu için buna kara delik deniyor zaten. Bu ifade de doğrudur. Tüm yıldızların ömrü sona erdiğinde kara delik oluşur. Bu doğru bir ifade değildir. Hatırlarsak kitabımızda da vardı zaten. Mesela bir bulut su iki yıldız oluşturur. Bir küçük yıldız bir de büyük yıldız. Bizim kara delik olması için büyük yıldızı takip etmemiz gerekir. Büyük yıldızın hayat döngüsünün sonunda kara delik vardı. Mesela bu kırmızı üst dev olur. Kırmızı üst dev. Kırmızı üst dev süpernova yani patlama geçirir. Süpernova. Orada da iki ihtimal vardır. Bazen nötron yıldızı, Bazen de tabii ki kara delik olur. O yüzden bu ifade doğru değildir. Çünkü tüm yıldızların değil. Mesela küçük yıldız bundan sonra kırmızı dev olur. Kırmızı dev. Sonra gezegenimsi bulutsu. Bulutsu. Ondan sonra da beyaz cüce olur. Beyaz cüce olur. O yüzden eğer küçük kütleli bir yıldızsa Tabii ki kara delik oluşma ihtimali yoktur. O yüzden bunu almadık. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1 ve 2'dir. Evet bu da 5. sorumdu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.